Her şeyden önce Amerika'nın bir kere çekilmiş olması bizim için bence çok büyük bir kazanç. Bunu tespit etmek gerekiyor. Tabii bazı kesimler şunu söylüyorlar. Amerika çekildi ama bizi Rusya ile baş başa bıraktı. Dolayısıyla bu bizim için sıkıntılı bir süreç olacak. Bence değil, çünkü Amerika bizim müttefiğimiz olarak karşımızda duruyordu orada. Bir NATO'da müttefiğimiz terör örgütünü doğrudan besliyordu ve Amerika'ya karşı elimiz kolumuz bağlı durmak zorunda kalıyorduk bir noktadan sonra. Çünkü Amerikan askeri çekilmedikçe operasyon yapmak da kolay değil, biliyorsunuz Doğru. yani Amerikan askeri. Dolayısıyla ama Türkiye olabildiğince baskı kurdu, biliyorsunuz, Trump Evet. üzerinde ve Amerika üzerinde. Ve Trump da zaten özellikle bu sözü verdiği için kendi seçmene yönelik ve içe kapanmacı bir politika izliyor. Askerlerini çekme taraftarıydı. En sonunda da zaten Washington'daki bürokrasi onu oyaladı, Pentagon. İşte IŞİD bitmedi, işte hala devam ediyor tehlike falan diye kandırdılar onu sürekli. İşte biraz daha zaman kazandılar falan derken en sonunda Trump dedi ki yeter artık ve askerleri çekmeye karar verdi. Şimdi bir kere Suriye'de kalan şeylere bakmak lazım, resme bakmak lazım. Bir kere Rusya Suriye'de. Evet. Suriye hükümetinin aslında öyle çok ciddi bir şeyi kalmadı, gücü kalmadı. Esas biz Rusya ile görüşüyoruz. Ve Rusya ile de özellikle geliştirmiş olduğumuz ne diyelim çalışma biçimine baktığınız zaman bir pazarlık yapıyoruz ve bunun neticesinde ama Amerika'da bir pazarlık yapamıyorduk. Amerika pazarlığa açık değildi. Amerika bize burada PYD'nin varlığını kabul edin, değil mi? Meşru bir güç olarak görün falan diyorlardı hatta. Ama Amerika Ruslarla oturduk. Efendim söyleyeyim, Afrin harekatı için, Zeytin Dalı harekatı için bir belli bir görüşme oldu, anlaşma oldu. Efendim söyleyeyim, daha sonra İdlib'le ilgili bir Edip anlaşma için. oldu. Dolayısıyla şimdi zaten biz Ruslar Türkiye'yi tamamen göz ardı edip burayı tamamen efendim söyleyeyim Esad rejimi alsın diyebilecek ben lüksleri olduğunu düşünmüyorum her şeyden önce. Aslında İdlib tam güzel bir Çünkü örnek diğer yani. yerlerde de Rusya ile neyi ne kadar pazarla oturabildiğimiz ya da nereye konusunda kadar evet. ilerleme ortak Aynen. noktada buluşabildiğimiz Ruslar en şunun azından. farkındalar. Ama Türkiye olmadan Suriye'nin stabilize edilmesi mümkün değil. Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin efendime söyleyeyim güvenlik öncelikleri göz ardı edilerek mümkün değil. İdlib'de bunu gördük. Ruslar buraya operasyon yapmak niyetindeydiler. Esad da bastırıyordu. Fakat Türkiye görüştü ve dedi ki işte biz burayı bir belli bir şeyle kontrol altına alacağız ve Ruslar bundan vazgeçtiler. Şimdi aynı şekilde biz dolayısıyla zaten Suriye'nin önemli bir kısmında varız. Suriye'de bir çözüm olacaksa Türkiye'siz çözümün olması bu saatten sonra mümkün değil. Bizi oradan Doğru. çıkartmaları da Türkiye'yi öyle çıkartmaları da askeriye olarak o da mümkün değil. Yani çok büyük çaplı bir çatışmayı göze almadıkları müddetçe Türkiye'ye karşı. Dolayısıyla biz Ruslarla evet belli noktaya kadar rakibiz belki bazı alanlarda ama Suriye'de iyi bir işbirliği de geliştirmiş durumdayız. Dolayısıyla şimdi gidecek olan heyet Amerika'nın çekilmesi sonrasında bölgedeki yeni güç denklemi üzerinden bir bence pazarlık yapacaklar. Görüşecekler. Bunun neticesinde de ben iki tarafında anlaşabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bazı kesimlerin iddia ettiği gibi efendime söyleyeyim Amerika'nın bu bir oyunu efendime söyleyeyim Türkiye ile işte Rusya'yı karşı karşıya getirmek için Trump tek taraflı bir karar aldı. Biliyorsunuz Amerika'nın yeni dış politikası bu. Yani Trump'ın özellikle tek taraflı Evet. Unilateralizm dediğimiz diğer işte İran'la ilgili olan anlaşmadan da diğer müttefiklerine danışmadan çekildi. Çekildi. Hatta buradan çekildi Türkiye falan filan değil Fransızlar ortada kaldılar biliyorsunuz. Orada askerleri vardı 1000 tane Ama İngilizler yani ne Macron hemen yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Macron'un